Makinada konteynerların taşıyıcı sistemini tamamladı yapan sayılı firmalar da var. Modüler yapı sistemleri üretiyor. Ön üretimli prefabrik yapı sistemleri üretiyor. Hafif çelik malzemeyle ve farklı malzemelerle, kompozitinden ahşabına, panel saçlarına kadar çok farklı ürünlerle birleştirilmiş barınma sistemleri üretiyor. Burası yaklaşık yılda 1 milyon metrekare hafif çelik kapalı alan üretme kapasitesine sahip. 65-70 bin civarında yılda konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretme kapasitesine sahip. Burası 3 vardiya günlük yaklaşık 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebilir durumda. Burası Kızılay'ımızın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu afetlerdeki ihtiyacımız olan, barınma noktasındaki ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek öncelikli maksadıyla kuruldu. Şu ana kadar neler yaptık? Şu ana kadar öncelikle Kızılay'ımızın kendi ihtiyaç duymuş olduğu ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Mesela kan merkezlerimizi, şehirlerin merkezinde bulunan kan ünitelerimizi burada üretiyoruz. Gene Kızılay'ımızın ikinci el tekstil, kullanılmış tekstillerin geri dönüşüm kutularını burada imal ediyoruz. Şu an fabrikamızda yaklaşık 200 arkadaşımız çalışıyor, ekmek yiyor. Ama fabrikamız tam kapasite faaliyete geçtiğinde şu an üretimlerimizi pek çok alanda pilot üretimler gibi yapıyoruz diyebiliriz. 2020 yılında buranın ilk temelini atmıştık. Geçtiğimiz yılların bahar aylarında üretime geçtik ve o günden bugüne yavaş yavaş ivmelenerek artırıyoruz. Nihai anlamda 1000 arkadaşımız çalışacak bu Kızılay üretim üssümüzde ve 1000 aile buradan ekmek yiyecek. Bizim milli ekonomiye de ciddi katkılarımız var. Burada özellikle Çin'den ithal edilen pek çok farklı ürünler vardı. Bunları artık biz burada üretiyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ithal ikame, yerli ve milli bir ürün burada üretmiş oluyoruz. Diğer taraftan ihracat da yapıyoruz. Şu ana kadar Katar, İngiltere, Macaristan, Orta Doğu, Irak, Suriye gibi ülkelere ihracatlarımız var. Ekonomiye de bu anlamda ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ve bu atıl kapasitenin, bu atıl alanın ihyası için de uğraşıyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde fabrikanın bir başka bölümü olan Kızılay Çadır ve Tekstil'in üretim alanında da konfeksiyon imalatımız gene bu alanda başlayacak. İlk etapta 30 arkadaşımızın istihdam edileceği bu konfeksiyon imalathanemizde, fabrikamızda da ilerleyen süreçte 200-250 civarında insan çalışacak ve istihdam edilecek ve burada da biz daha çok kişisel koruyucu ekipmanlar, personel üniformaları ve buradaki ürettiğimiz modüler yapı sistemleriyle endüstriyel tekstil ürünlerinin bir araya getirilerek çıkabileceği katma değerli ürünleri üretmeye bundan sonra çalışacağız. Mümkün olduğu kadar bundan sonraki süreçlerde milli afet barınma kapasitemize hizmet vereceğiz. Ama onun dışında da gerek inovatif ürünlerle, şu an milli
Savunma Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, AFAD'ımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, Birleşmiş Milletler'e, Uluslararası Kızılay ve Kızılaş Federasyonu'na, pek çok farklı kurumsal yapılara şu an çözümler üretiyoruz. Bunları daha da çeşitlendireceğiz, daha da genişleteceğiz. Şu an özellikle Avrupa'da çok büyük bir talep var ve bu talebi karşılayabilmek adına Almanya'da bu fabrikanın bir uydu üretim merkezini kuruyoruz. Dolayısıyla Almanya'da lojistiği bu anlamda lojistik maliyetlerini azaltmak adına da Almanya'da büyük bir tesisi, bunun uydusu, uydu kardeşi olarak kuracağız. Katar'da benzer bir üretim üssü oluşturmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla bu buralardan kendi hinterlandlarına, özellikle Batı Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'ya ihracat, Katar aracılığıyla da Sahraaltı Afrika ve Orta Doğu tarafına ihracat noktasında çalışmalarımız var. Bütün bu emeklerimizi insanlığın onurunu korumak, ızdırabını dindirmek ve buradan elde edeceğimiz gelirlerle de vatandaşımızın, yoksulumuzun ihtiyacını gidermek ve onları afetlere, zor şartlara hazırlamak için yapıyoruz. Burası bir taraftan Kızılay için sürdürülebilir bir finansman kaynağı, diğer taraftan üretmiş olduğu ürünlerle de ana faaliyet alanımızda sosyal etki oluşturan büyük bir yapı. Kızılay yatırım bünyesinde 13 şirketimiz buna benzer yatırımlar yapıyor. Tamamı aynı maksatla. Bir taraftan Kızılay için sürdürülebilir bir finansman sağlıyor. Diğer taraftan ürettiği katma değerli ürün hizmetlerle beraber de sosyal etkiler oluşturuyor. Şu ana kadar 21 milyon dolarlık, yani yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırım burada gerçekleştirdik. Bir o kadar daha yatırım yapılacak. Bu fabrikanın şu anda oturmuş olduğu alan 37.500 metrekare kapalı alan. Bu fabrika kadar önümüzdeki boş araziye bir tane daha yapılacak. Dolayısıyla bir taraftan panel üretimlerimiz, diğer taraftan üretim bantlarımızın artırılması, diğer taraftan hafif beton gibi, kompozit malzeme gibi farklı malzemelerin imalatı, vitrifiye, işte cam, pencere gibi bir takım ürünlerin burada üretilmesi ya da montajlanması noktasında kapasitelerimizi artırıyoruz.